Dudak uçuklatan elektrik faturalarına son. Solar Life ile sonsuz enerji kaynağı ile tanışın, kendi elektriğinizi kendiniz üretin. Evler, iş yerleri, tarımsal sulama alanları, inşaatlar, tekneler ve birçok alanda güneş panelleri, jeneratörler ve kesintisiz güç kaynakları ile Solar Life inanılmaz fırsatları sizlerle buluşturuyor. Solar Life, Akarca Mahallesi, Mustafa Kemal Bulvarı, numara 158 Fethiye'de. Detaylı bilgi için 613-44-60. Aracınızdaki kılcal çizikler ve kirlenmiş boya bırakın tarihe karışsın. Otto Zenit Asfeti Otomotiv ayrıcalığı ile aracınız ilk günkü gibi. Şimdi kısa bir süre için iç dış yıkama ve pasta cila işlemi sadece 80 lira. Otto Zenit, Çamköy Mahallesi, Çevre Yolu Üzeri, Fethiye'de. 646-70-77, Acil Yol Yardım 549-646-83-0. Göz kamaştıracak kadar şık olmak için bir imza yeter. Kısa bir süre için imza giyim ayrıcalığı ile 2 adet pantolon 129.90, 2 adet gömlek 49.90, damatlık, gömlek, kuşak, papyon, kemer, ayakkabı, çorap, kol düğmesi, kısacası tepeden tırnağa damatlık set sadece 599 lira. İmza giyim, Hükümet Caddesi, Halk Bankası karşısı Fethiye'de. Detaylı bilgi için 612-92-63. İmza giyim bir karlık grup kuruluşudur. Evinizin ve iş yerinizin penceresi nereye bakarsa baksın, siz çevrenize Yalçın Pen ile bakın. Adopen yetkili bayi Yalçın Pen, PVC alüminyum doğrama, motorlu panjur, sineklik, çelik kapı, duşa kabin, jaluzi, asma tavan ürünleri ve tüm ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatları ile hizmetinizde. Yalçın Pen, Nihat Yalçın. Sanayi sitesi, Tekel Sokak, numara 33 Fethiye'de. Telefon 614-95-92, 532-265-07-90. Eviniz ve ofisiniz için hayal ettiğiniz ne varsa aradığınız her şey HomeProf'ta. Yapı malzemeleri satışında en geniş ürün yelpazesine sahip Fethiye'nin yerli kuruluşu HomeProf, en hesaplı ve en kaliteli ürünleri siz değerli ziyaretçileri için bir arada sunuyor. HomeProf, İnönü Bulvarı, numara 70 Taksim A, Fethiye'de. Detaylı bilgi için 614-3120 ya da www.homeprof.com.tr. HomeProf, bir göksular yapı kuruluşudur. Kış mevsiminin keyfini Uludağ'da yaşayın. Uludağ Odun Kömür, 1995 yılından günümüze cazip fiyatları, kaliteli ürün anlayışı, kilo ve ton bazında hassas kantarı, yüksek müşteri memnuniyeti garantisi ile siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Şubesiz, merkez odaklı satış mağazası ile Uludağ Odun Kömür, Menteşoğlu Mahallesi, Süleyman Demirel Bulvarı, 675. Sokak, numara 373 Fethiye'de. Sipariş hattı 646-54-54, 532-282-0904. Günün gelişen olaylarıyla karşınızdayız sevgili izleyenler. Ana haber bültenimiz başlıyor. Kelebekler Vadisi'nde ayağında ayakkabı yerine terlikle çıktığı doğa yürüyüşünde tırmandığı kayadan düşerek yaralanan tatilci UMKE tarafından 2 saatlik çalışmayla kurtarıldı. Hastanedeki tedavisi süren tatilcinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Parmak arası terlikle çıktığı doğa yürüyüşünde kayalıklara düşerek yaralanan kişi Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri UMKE tarafından 2 saatlik çalışmayla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. İstanbul'dan kardeşiyle tatile gelen 18 yaşındaki Vedat Aras doğa yürüyüşü yapmak için Kelebekler Vadisi'ne gitti. Şelalelerin bulunduğu parkurda terlikle yürüyen Aras dik bir yamacı halat yardımıyla tırmandıktan sonra dengesini kaybederek yaklaşık 10 metreden kayalıklara düşerek yaralandı. Kardeşi Mehmet Aras sağlık ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Sağlık ekipleri zorlu arazi koşulları nedeniyle UMKE'den yardım istedi.
Umke karadan ulaşımın olmadığı Kelebekler Vadisi'ne gitmek için Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belçikız Plajı'ndan sürat teknesiyle vadideki plaja indi. 112 acil sağlık ekipleriyle yaklaşık 2 kilometre yürüyen Umke kazazedeye ulaştı. Düşme sonucu başından yaralanan Aras'ın kayalıklardan güvenli şekilde indirilmesi için halatlar yardımıyla istasyon kuruldu. Umke'nin kurtarma çalışmalarına Kelebekler Vadisi'nde dağcılık eğitimi veren Dağcılık Federasyonu antrenörü Murat Salim Saran da destek verdi. Sedyeye alınan Aras kurulan istasyon yardımıyla yaklaşık 500 metrelik kayalık araziden düz bir zemine indirildi. Kazazede yaklaşık 2 kilometre sedye ile taşınarak plajda bekleyen sürat teknesine alındı. Belçikız plajına yanaşan sürat teknesinden indirilen Aras ambulansla Özel Leton Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren Aras'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Umke ekip sorumlusu Mustafa Eren, bölgedeki kayalıkların kaygan ve tehlikeli olduğunu, kazazedenin de dengesini kaybederek düşme sonucu başından yaralandığını dile getirdi. Bizi 112 arayıp Kelebekler Vadisi'nde bir gencin düştüğünü, kafa travması geçirdiğini söyledi. Babadağ'dan çıkış yapıp Ölüdeniz sahile, oradan da botlarla Kelebekler Vadisi'ne ulaştık. Kelebekler Vadisi'nde şelale mevkiinde yaklaşık 25-30 metreden düşen bir gençle karşılaştık. Orada alarak, onu sedyeye sabitleyerek, ip hattı kurarak güvenli alana indirdik. Oradan taşıyarak tekrar Leton Hastanesi'ne getirdik. Evet, şelale bölgesinden aldık. Bilindiği gibi o bölge kayalık ve kayalıklar çok kaygan. O yüzden ip hattı kurarak önce hastanın emniyetini, sonra kendi emniyetimizi alarak güvenli bir şekilde hastayı sahile ulaştırdık. Oradan da sahil güvenliğini ayarladığı bir botla Leton Hastanesi'ne hastamızı getirdik, teslim ettik. Fethiye Belediyesi'nin yaptırdığı Ermeni terör örgütü Asala tarafından katledilen 38 şehit Türk diplomat anısına 3. etap sahil bandı başlangıcında yapılan saygı anıtının açılışı 23 Temmuz Perşembe günü saat 19'da. Açılışa tüm vatandaşlar davetli. Fethiye Belediyesi ilçeye kazandırdığı manevi değeri yüksek Türk Büyükleri Anıtı, Şehit Fethi Bey Anıtı ve Şehitler Abidesi'nin ardından Ermeni terör örgütü Asala tarafından katledilen 38 Türk diplomat anısına 3. etap sahil bandında yaptırdığı Türk diplomatları anıtı törenle açılacak. 2015 yılı 1915'in 100. yılı olması münasebetiyle dünyadaki birçok devlet tarafından Ermeni soykırım yılı olarak ilan edildi. Ve bunu belli devletler, işte Fransa gibi devlet olarak ilan ettiler. Birçok ülkede de yerel parlamentolar, yerel belediyeler, büyük şehirler bununla ilgili meclis kararı, yöresel parlamento kararı alarak gerçekten işte kendilerine göre bu Ermeni soykırım yılını ilan ettiler ve tanıdığını basın yoluyla bütün dünya deklare ettiler. Biz de Fethiye Belediyesi olarak bununla ilgili ne yapabiliriz diye düşündük. Tabii ki aslında Balkan göçlerinde 5 milyon bıraktık, sadece Balkanlarda 5 milyon evladımızı bıraktık biz orada. Biz hep veren toplum olduğumuz için bizden hep bir şeyler koparılmaya çalışılıyor. Tabii ki Ermeni katliamıyla ilgili ya da Ermeni soykırımıyla ilgili 1915'te teşhirle ilgili söylenecek çok söz var. Bunu da tarihçiler söyleyecek ama biz bir yerel yönetim olarak buna nasıl tepki koyabiliriz diye arkadaşlarımızla bir değerlendirme yaptık. Bunun sonrasında özellikle Asala örgütü tarafından, yoksa 1915'te Ermeni komutancılar tarafından öldürülen, ırzına geçinen, anne karnından alınan bir sürü çocuk var. Şimdi bayram havasında da ben bu kanla, gözyaşıyla zaten etrafımızda ve yollarımızda yeterince kan var. Psikolojide bozmuş olmayayım. Ancak sadece Asala örgütü tarafından öldürülen 38 tane, tek suçu Türk Dışişleri Bakanlığı mensubu olmanın dışında başka bir suçu olmayan kardeşlerimiz, evlatlarımız, görevlilerimiz var bizim. Bunların anısını yaşatmak için ve dünyanın gözünde bu anlamda biz tamam belki bir şeyler yaptık ama bize de bunlar misli misli yapıldı, bunların ne günahı vardı diyebilmek için bir anıt yaptık. Bu anıtı inşallah 23 Temmuz Perşembe günü saat 19'da 3. etap sahil düzenlememizin başladığı yerde karayollarının hemen karşısında açacağız. Bütün saygılar Fethiyelilerine inşallah bayram sonrası açacak olduğumuz bu etkinliğe bizim için bir anma abidesi olan etkinliğe açılışa davet ediyoruz. Teşekkür ederim.
Fethiye Belediyesi, Ermeni terör örgütü Asala tarafından katledilen 38 şehit Türk diplomat anısına yaptığı saygı anıtının açılış billboardlarını gören Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosu Beste Pehlivan San, Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçı'ya duyarlılığından dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu. Fethiye'de tatilde olduğunu söyleyen ve aynı zamanda Fethiyeli olduğunu belirten Türkiye Cumhuriyeti Novorossiysk Başkonsolosu Beste Pehlivansun, billboardlarda saygı anıtını gördüğünü ve bu yüzden Belediye Başkanı Behçet Saatçı'yı ziyaret ettiğini ifade etti. Nezaketinden dolayı Başkonsolos Pehlivan'a teşekkür eden Belediye Başkanı Behçet Saatçı ise bu ziyaretlerin pek alışılagelmiş bir ziyaret olmadığını kaydetti. Adına bir anıt açacak olduğunuzu öğrenince ben sizi ziyaret etmeden, teşekkür etmeden açıkçası geçmek istemedim. Çünkü bu Fethiyeli olmaktan zaten gurur duyuyorum. Bakanlık mensubu olmak da benim için ayrı bir gurur kaynağı. İkisi bir arada hakikaten çok duygusal anlar yaşadım ben bu haberi gördüğümde. Dolayısıyla hani bizim meslek büyüklerimizi bu şekilde andığınız için, anacağınız için ve böylece kalıcı bir eser kazandırdığınız için memleketimize size çok teşekkür ediyorum. Büyük bir kardeşimiz, Türk yaptı kardeşimizin. Sevgili hocam beni öğretmedim, Nur hocam beni bilirim. Kardeşimizin ben Dışişleri Bakanlığımızda görev yaptığını zaten biliyorum. Gerçekten. Ama alışageldiğimiz bir tavır değil bu. İnsanlar genelde tatil köylerine gelirler. Ben birçok makam tanıyorum. Özellikle 99-2002 arası hükümet döneminden bahsediyorum. Buradaki tatil köylerine gelip teşkilatlarımızı ve belediyemizi ziyaret etme nezaketi bile göstermeyin. Ancak kardeşimizin bu gösterdiği tavır işte farklılık. Farklı böyle ortaya koyuyorsun. Ben teşekkür ediyorum. Her geçen gün Fethiyeler olarak adını bir şehitten alan bir ilçenin fertleri olarak ne kadar doğru bir iş yaptığımızı Allah var bu anıtın açılışını ilk gündeme getirdiğimiz günden itibaren bir çığ gibi büyümesinden görüyoruz. Demek ki bir ihtiyaçmış, demek ki vefa gerekiyormuş. Fethiye halkı her zaman vefalıdır, bu vefasını da göstermiştir. Bir kere daha gösteriyor. Biz sadece onların temsilcileriyiz. Ben tekrar kardeşime, sayın bürokratımıza bu anlamda gösterdiği yakınlıktan, samimiyetten, teveccühden dolayı teşekkür ederim. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni kurulan büyükşehir belediyeleri arasında ilk defa fakir ve yardıma muhtaç vatandaşlar için Vakıfbank'la yapılan protokolle destek kart uygulaması başlatıldı. Muğla genelinde yapılacak taramalar sonrası ihtiyaç sahiplerine kartların dağıtımı yapılacak. Muğla genelinde sosyal ve ekonomik yetersizlik içinde olan muhtaç, yoksul, kimsesiz, engelli kişi ve ailelerinin destek kart uygulamasından yararlanabileceği açıklandı. Destek kart ile gıda, giysi, kırtasiye ve temizlik malzemeleri gibi ihtiyaç maddeleri alınabilecek. İhtiyaç sahibi vatandaşların kart başvurusu için Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 444-48-01 numaralı telefondan 7'yi tuşlayarak veya 212-05-66'yı arayarak müracaatta bulunabilecekleri belirtildi. Sosyal kart, destek kartı dediğimiz kartı oluşturduk. Belli kriterlere göre yoksulluk sınırında olan ailelere belediyemiz onların istedikleri yerde harcamak kaydıyla belli kalemler hariç kendi ellerine harcama özgürlüğünü de vererek, ihtiyaçlarına göre kendi bütçelerini yapma özgürlüğünü vererek onlara belli kriterlere göre 150 ila 250 lira arasında bir katkı, destek sağlıyoruz. Yoksulluklarına biraz merhem olmaya çalışacağız. Ailenin sayısına göre, gelir sahibi olmayan şahısların durumuna göre, sayısına göre belirlenmiş olan kriterler çerçevesinde bir süre ihtiyaç olanlara yapmak üzere. Ölüdeniz Mahallesi'nde alkışlı protesto eylemi yapan yamaç paraşütü pilotları Türk Hava Kurumu Eğitim Daire Başkanı Bekir Akyüz'le Türk Hava Kurumu Fethiye Şube Başkanı Mustafa Özkaya'yı acemi pilot yetiştirip Babadağ bölgesine sokmak istemeleri nedeniyle istifaya davet etti.
Dünyanın en gözde yamaç paraşütü merkezlerinden olan Ölüdeniz Babadağ'dan ticari uçuş yapan Ölüdeniz Yamaç Paraşütü pilotları, Türk Hava Kurumu Eğitim Daire Başkanlığı'nın çok yüksek katılımlı kurs açarak yüzden fazla acemi pilotu bölgeye sokmak istemesine tepki gösterdiler. Olası kazaların artırılmasına davetiye çıkartılmasına tepki gösteren Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Pilot Kooperatifi üyesi çok sayıda paraşütçü, Belcekız plajında bir araya gelerek Türk Hava Kurumu Eğitim Daire Başkanı Bekir Akyüz'le Türk Hava Kurumu Fethiye Şube Başkanı Mustafa Özkaya'yı acemi pilot yetiştirip Babadağ bölgesine sokmak istemeleri nedeniyle istifaya davet ettiler. Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Kooperatif Başkanı Celal Yıldız, Türk Hava Kurumu'nun şu anki uygulamalarını Fethiye Yamaç Paraşütü turizmine darbe amaçlı bilerek ve isteyerek yapıldığını düşündüklerini söyledi. Yaşanan kazalara değinen Yıldız, bu pilotların tamamen yeterli eğitim almamış olmaları ve Türk Hava Kurumu'nun para karşılığı bir haftada verdiği kurslarda alınan belgeler yüzünden olduğunu söyledi. Değerli pilot arkadaşlarım, burada toplanmamızın amacı Uluslararası Havacılık Federasyonu üyesi olan Ulu Önder Atatürk'ümüzün kurduğu Türk Hava Kurumu'nun Fethiye, Ölüdeniz ve ülkemizdeki yamaç paraşütü turizminin nasıl felakete sürüklediğini vurgulamaktır. TAKE'nin şu anki uygulamaları Fethiye Yamaç Paraşütü Turizmine darbe amaçlı bilerek ve isteyerek yapıldığını düşünüyoruz. Son 2 yılda TAKE'den ticari uçuş belgesi alan yaklaşık olarak 80 acemi pilot bölgemizde uçuşa başlamıştır. Sadece geçen yıl 5-6 adet ciddi, çok şükür ki ölümle sonuçlanmayan kırımlı kazalar olmuştur. Bu yıl Mayıs ayında düzenlenen kursta 26 kişi ticari uçuş belgelerini almış ve son 2 haftada bu yeni arkadaşlarımızdan 4 tanesi ciddi kırımla sonuçlanan kazalar yaşamıştır. Bir arkadaşımız yanlış bağlantı sonucu yedek paraşütü açarak yüksek gerilim hattına inmiş, bir arkadaşımız kalkışta kaza yapmış, yolcuda ve kendisinde yaralanmalı olmuş. Antalya Tahtalı bölgesinde bir arkadaşımız kalkışta kaza yaparak yolcuda ciddi yaralanmalara sebep olmuştur. Yine bir başka arkadaşımız iniş esnasında kaza yapmış, yolcuda kırıklar oluşmuş, kendisinin kalbi durmuş ve çok şükür ki hastanede müdahaleyle tekrar hayata döndürülmüştür. Bu arkadaşımız daha sonra Antalya'ya sevk edilmiştir acil olarak. Bu kadar kazaların tamamen yeni başlayan arkadaşlarımız tarafından yapılmış olması bir tesadüf değildir tabii ki. TAKE'nin para karşılığı bir haftada verdiği kurslarda alınan belgeler yüzündendir. Dolayısıyla burada sorumlu kişi TAKE Eğitim Daire Başkanı Sayın Bekir Akyüz'dür. Kendisi 16.07.2015 tarihinde yaptığı basın açıklamasında Fethiye bölgesinde çalışan pilotların tamamen rant endişesinden dolayı bölgeye fazla pilot girmesini istemediklerini söyleyerek bizlere ithamda bulundu. Kendisine soruyoruz. Sayın Bekir Akyüz, geçen yıl Fethiye Kaymakamlığı'nda yapılan toplantıda bize yeni sertifika aldığı pilotlarla, alınan pilotlarla gönül rahatlığıyla uçabileceğini söylemiştir. Neden hala gelip uçmadınız? Ne kadar şanslısınız ki uçmak istediğiniz bu arkadaşlar geçen yıldan bu yana birçok kaza yapmışlardır. Geçen yıl basına yaptığımız açıklamada TAKE peynir ekmek gibi sertifika dağıtıyor dediğimiz için bize kızmıştınız. Şu anda yapılan kurslar geçen yıldan daha endişe vericidir. Bugün çok yüksek katılımlı bir kurs başlattınız. Önümüzdeki ay bir kurs daha açacaksınız. Yüzden fazla acemi pilotu daha bölgeye sokmak istemektesiniz. Bunların nedeni Ölüdeniz Yamaç Paraşütü sektörünü bitirme emeliniz midir? Yoksa eski düzendeki şirket sahiplerine acemi pilotlar yetiştirmek midir? Bu şirket sahipleriyle siz ve Fethiye TAKE Şube Başkanı Mustafa Özkaya'nın ne gibi ilişkileri vardır? Yoksa bunların asıl nedeni maddi batakta olan TAKE'den maaşlarınızı alabilmek için sertifika satmak mıdır? Yaptığınız bu yanlış uygulamalar Türk Hava Kurumu'na ve Fethiye Ölüdeniz Yamaç Paraşüt Turizmi'ne ciddi zararlar vermektedir. Bunu bilerek yaptığınızı düşünmekteyiz. Lütfen görevinizi terk edin ve istifa edin. Sizin bu yapmış olduğunuz yanlışlıklara göz yuman, Fethiye'li olduğunu söyleyen TAKE Yönetim Kurulu üyesi ve aynı zamanda Fethiye TAKE Şubeni Mustafa Özkaya, siz de istifa edin. Hadi.
Milas'a bağlı Pınarcık Mahallesi Ilbıra Dağı mevkiinde bulunan bir maden ocağında meydana gelen kazada bir işçi hayatını kaybetti. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen iki çocuk babası Ethem Bursa'nın yakın bir süre içinde emeklilik başvurusu yapmayı planladığı ifade edildi. Milas Pınarcık Mahallesi Ilbıra Dağı mevkiinde bulunan özel bir firmaya ait alüminyum boksit madende meydana gelen kazada bir işçi hayatını kaybetti. 1964 doğumlu Ethem Bursa'nın yaşanılan kazada hayatını kaybettiği belirlenirken, Bursa'nın naaşı 75. yıl Milas Devlet Hastanesi morguna getirildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen iki çocuk babası Bursa'nın yakınları hastane bahçesinde sinir krizi geçirirken Bursa'nın yakın bir süre içinde emeklilik başvurusu yapmayı planladığı ifade edildi. Fethiye Limanı'nda İskele yakınında amatör balıkçıların attığı baraga demisinalarına yutan karetta kaplumbağası son anda kurtarıldı. Zor durumda olduğu fark ettiği karettanın yardımına Fethiye'de hizmet teknesi kaptanı olan Engin Karakaş koştu. Fethiye'de hizmet teknesi kaptanı olan Engin Karakaş, iskelede karetta kaplumbağasının misina yutması sonucu zor durumda olduğunu fark etti. Baraga demisinalarındaki yemle birlikte oltayı yutan karetta kaplumbağasına kıyıdaki bir bota binen Engin Karakaş koştu. Misinaları bir bir ayıklayan Engin Karakaş, yaklaşık 400-500 metreyi bulan misinaları topladıktan sonra son anda karettanın ağzındaki oltayı çıkartmayı başardı. Karetta kaplumbağası olta çıkarıldıktan sonra mavi sularda kaybolup gitti. Sabah iskelede gezerken yine bir karettanın hiç 2 saatten beri aynı yerden ayrılmadığını gördüm. Şüphelendim yani bir misine yakalanmış olabilir diye. Dediğim gibi de bir baragadiye yakalanmış. Baragadiye'den kurtardık. Daha baragadiye de çok uzunmuş. Bir tane daha vardı ama otorite pervasını sardı. Şimdi ötekini kurtaramadık. Nereye gittiğini bilmiyorum. Daha bayağı bir baragadi topladık. Üstüne hatta balıklar bile çıktı yani. Baragadi'yi de Fethiye iskelesine attık toplayabildiğimiz kadarıyla. Yani kimler atıyor bu oltaları buraya? Vallahi bilmiyorum yani. Bayağı uzun bir baragadiymiş. Üstüne balıklar, kaplumbağalar. İşte gördüğünüz gibi bir tanesi elimizle kurtardık. Bir tanesi motor yat sardı pervaneye. Onu kurtaramadık. Ama büyük ihtimal yaşıyordur yine de. Kaplumbağa kurtarılmasa görebilir mi bu şekilde? Tabii canım. O belli 2-3 saat sonra zaten strese girecekti. Kendi ölecekti yani. Kurtulma şansı yok. Zaten strese girmeye başlamış gördüğünüz gibi. En sonunda durdu da şey yaptık. Yani olay böyle. Kanca kısmından mı yakalanmış kaplumbağa? Kanca, olta ağzındaydı. Olta ağzında kaldı. Misine dibinden ancak kesebildi. Ben o şekilde kurtardım. Özellikle yemeye çalışırken yakalanmış o zaman diyor. Tabii üstüne baragadın. Üstüne yemler falan üstündeydi. Yani hala üstünde yemler var. Yani hala yakalanabilir yani falan baragadın. Evet. Tamlara ben diyeceğim bir şey yok yani. O bahane olarak yasak mı? Bir ihtimal yasak yok. Ama biraz daha dikkatli olması. Üniversite öğrencisi Gülşah Merve Yüksel, kadın hakları için motosikletiyle tek başına çıktığı Türkiye turunda 33 günde 34 il dolaşarak Bodrum'a ulaştı. Tura 19 Haziran'da İstanbul'dan başlayan Maltepe Üniversitesi Zihin Engelliler Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi Gülşah Merve Yüksel, turuna Karadeniz kıyı şeridinden Doğu Anadolu bölgesine, oradan Güneydoğu Anadolu bölgesinden Akdeniz bölgesine devam etti. 33 gündür yolda olmasının nedeni ise Türk kadınını cesaretlendirmek, sesini duyurmak, yurt dışında Türkiye'nin imajına pozitif katkı sağlamak amacıyla olduğunu söyledi. Bu yolculuğa 19 Haziran Cuma günü çıktım. Yaklaşık 33 gün oldu ve 7200 kilometredeyim bugün. İstanbul'dan başlayıp Karadeniz'e doğru yol aldım. Karadeniz'i bitirdikten sonra Doğu Anadolu'ya, oradan Güneydoğu Anadolu'ya geçtim ve bugün Bodrum'dayız. Amacınız ne? Bu çıkış amacım Türk kadınını cesaretlendirmek ve son dönemde ülkemizde olan kadına karşı olan haksızlıkları, şiddetleri önüne geçirmek, meşale yakabilmekti. Peki gittiğiniz yerde kadınlar nasıl karşılıyor? Kadınlardan çok fazla mesaj aldım. Bana dertlerini anlattılar. Yaralarını sarabilmem için
çare aradılar benden. Fakat valiliklerle görüştüm. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'yla birkaç görüşme yaptım. Ama tek başına yola çıkınca çok fazla çare olamadım. Sadece acılarını paylaştım. Peki bundan sonra devam edecek mi? Yaklaşık bir haftam var. Haftaya çarşamba günü 28'inde evde yapacağım. İstanbul'a doğru yola çıkıyorum. İstanbul'da sona erdi. İstanbul'da sona erdi. Hedefiniz bir kilometre var mı yani? Tahminen eve gittiğimde 9000 kilometre olacak. Aslında ben yola 7000 kilometre olarak çıkmıştım. Ama şu an Bodrum'da 7000 kilometreyi geçtik. Hoş geldiniz. Türk Hava Kurumu Fethiye Şubesi Fethiye ve Seydikemer'de muhtarlara dağıttığı fitre ve zekat zarflarını toplamaya başladı. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 330 bin lira fitre ve zekat toplayarak Muğla'da yine bir rekora imza atan Türk Hava Kurumu Fethiye Şubesi bu yılda geçen yılki rakamları geçmeyi hedefliyor. Fethiye ve Seydikemer'deki muhtarlar fitre ve zekat zarflarını Türk Hava Kurumu Şubesi'ne teslim ederken, Türk Hava Kurumu Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi ve Fethiye Şube Başkanı Mustafa Özkaya yaptığı açıklamada geçen yılın rakamlarını bu yılda geçmek istiyoruz. Atatürk'ün kurduğu Türk Hava Kurumu'na halkımızın gösterdiği desteği bu yılda gördük dedi. Fitre zekat zarflarını dağıtmıştık. Halkımıza ulaştırılmasında yıllardan beri büyük gayret ve özveri gösteren muhtarlarımız gerçekten çok iyi çalıştılar. Ve bu zarfların bizlere geri dönüşümü bayramdan sonra 30 gün muhtarlarımız çalışıyorlar ve bayramdan sonra şubemize bu zarfları şu anda teslim etmeye başladılar. 3 günden beri teslim edilen zarflar hem Fethiye'den hem Seydikemer'den gelen muhtarlarımızdan son derece çok memnunuz. Geçen seneyi büyük ihtimalle geçeceğimize inanıyorum. 330 bin TL civarında bir fitre zekat toplanmıştı geçen yıl. Bu yıl yine halkımızın büyük teveccüh gösterdiğini görüyorum. Bu bir güvenin, bir Türk Hava Kurumu'na, Atatürk'ün kurmuş olduğu milli kuruma büyük desteğin olduğunu, halkımızın, Fethiye halkımızın, Fethiye hemşehrilerimizin yıllardan beri gösterdiği bu desteği yine bu yılda görmekteyiz. Çünkü halktan aldığını halkına veren bu kurum 90 yıldan beri de çok büyük güven tazelemiştir. Bugün de hem devletimizin emrinde, milletimizin de hizmetinde büyük görevler yapmaktadır. Ben bunu da her zaman söylüyorum ama yine buna değinmek istiyorum. Bugün Sağlık Bakanlığımızın emrinde Fethiye Devlet Hastanemize bile bahçesine çok zaman inmiştir, görmüştür halkımız. Kırmızı beyaz helikopterler Türk Hava Kurumu'na aittir. Ve Sağlık Bakanlığımızın emrinde de hizmetler vermektedir. Hasta, yaralı ve organ nakilleri taşımaktadırlar. Aynı zamanda Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın emrinde yangın söndürme uçaklarımız, hele bugünlerde orman yangınlarına biz onlara gerçekten minnettarız, hem pilotlarımıza. Marmaris ilçesinde ATV motosikletle şehir turuna çıkan İngiliz turist kaza yaparak yaralandı. Tedavisi devam eden yaralı turistin durumunun iyi olduğu belirtilirken, diğer yandan ilçede ATV aracıyla gezen turistlerin trafiği sık sık tehlikeye düşürdüğü ileri sürülerek önlem alınması isteniyor. Alınan bilgiye göre Marmaris ilçesine tatile gelen 25 yaşındaki İngiliz turist Muhammed Otman Abdülkadir, ATV motor kiralayıp şehir turuna çıktı. Sarına Mahallesi Aksaz yolu üzerinde aracın kontrolünü kaybeden turist, yol kenarındaki ahşap bariyere çarparak durabildi. Kazada Muhammed Otman Abdülkadir ayağından yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı turiste ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Kuleli koyuna yüzmeye giden şahıs koya inerken ayağı kayıp düşünce imdadına 112 acil sağlık ekibi yetişti. Konakladığı otelden Kuleli koyundaki plaja yoldan yaya vaziyette inmeye çalışan 51 yaşındaki Cemil Gökçe ayağının kayıp düşmesi sonucu yaralandı. Cemil Gökçe'nin yakınları, sağlık ekibi ve UMKE'den yardım istedi. 112 acil sağlık ekibi ve UMKE olay yerine giderken
Sağlık ekibi kazazedeye ilk yardımı yapıp ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne yetiştirip tedavi altına alınmasını sağladı. Kazazedenin durumunun iyi olduğu öğrenildi. ATV'nin iddialı dizilerinden olan ve son bölümünde izleyicileri ekranlara kilitleyen Aşk Zamanı'nın Köyceğiz'deki çekimleri büyük ilgi görüyor. Yöreye gelen turistler ve yöre halkı dizinin çekimlerine büyük ilgi gösterip cep telefonlarıyla görüntülemeye çalışıyor. Aşk Zamanı dizisinin yayınlanmaya başlamasının ardından Köyceğiz'e Türkiye'nin dört bir yanından tatilci gelmeye başladı. Köyceğiz'in birbirinden güzel turistik mekanlarında çekilen dizi Köyceğiz'de tanıtınca ilçeye yerli turist akını başladı. Sıcaklığı aldırmadan 40 dereceyi bulan sıcak altında çekimleri devam eden Aşk Zamanı dizisinde oyuncular sık sık terleyince makyözlere büyük iş düşüyor. Çekimler sıcak hava nedeniyle sık sık kesilip makyöz görevlileri hemen oyuncuların yüzlerinde biriken terleri silmek zorunda kalıyor. Dizinin başrollerinde usta oyuncular Yavuz Bingöl ve Deniz Uğur yer alıyor. Yavuz Bingöl'ün eski mafya babası Orhan'ı canlandırdığı Aşk Zamanı dizisinde Deniz Uğur ise belediye başkanı Reyhan'ı canlandırıyor. Orhan 5 kızıyla birlikte küçük bir Ege kasabasına yerleşerek sakin bir hayat sürmek ister. Yavuz Bingöl'ün kızlarını ise Burcu Binici, Nihan Balyalı, Müge Bayramoğlu, Büşra Ayaydın ve Rüya Gönderen canlandırıyor. Dizide hayat devam ediyor, yağmurdan kaçarken ve bugünün saraylısıyla ismini duyuran Ali Ersan Duru ve Bekir Aksoy da yer alırken, oyuncular dizinin çekimlerinin başarılı olması için büyük bir çaba gösteriyor. Aşırı sıcağı aldırmadan senaryoyu yansıtmaya çalışan oyuncular, yönetmen Bora Onur'un direktiflerini aynen uyguluyor. Muhteşem doğasıyla dikkat çeken Köyceğiz'deki çekimlerde oyuncular arasındaki samimiyette dikkatlerden kaçmıyor. Seydikemer ilçesi Zorlar Mahallesi mevkiinde İngiliz uyruklu turistlerin bulunduğu otomobilin takla atması sonucu biri çocuk 7 turist çeşitli yerlerinden yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan turistler 112 acil ambulanslarla Fethiye'deki hastanelere kaldırılıp tedavi altına alındı. Kaza Fethiye-Antalya karayolu çevre yolunda meydana geldi. Seydikemer'den Fethiye istikametine gitmekte olan William Rowland Brock idaresindeki 48PV590 plakalı otomobil Zorlar Mahallesi mevkiinde yoldan çıkıp kenarda bulunan mıcıra kaptırınca takla atıp karşı şeride geçti. Otomobil yan yatarak durabilirken kazada sürücü William Rowland Brock'la birlikte 2 yaşındaki Logan Boss, Lynn Brock, Lisa Harding, Warren Boss, Kedi Harding, Sharon Evis çeşitli yerlerinden yaralandılar. Kaza üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi gönderildi. Yaralanan turistlere ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar 112 acil ambulanslarla Fethiye'deki hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturmayı Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri yürütüyor. Marmaris ilçesinde demirleyen dünyanın 5. büyük yatı Topaz'ın yakıt ikmali için İzmir'den bir gemi ve 11 tır dolusu yakıt getirildi. Lüks yat ilçede ilgi odağı oldu. Manchester City futbol takımının sahibi Birleşik Arap Emirlikleri Şeyhi Mansur bin Zayed El Nahyan'ın 147 metre uzunluğundaki süper yatı Topaz, Marmaris Körfezi'nden giriş yaparak limanın büyük rıhtımına yanaştı. Lüks yat ilçede ilgi odağı oldu. Yatta Şeyh ailesinden kimsenin bulunmadığı bildirildi. Yatın yakıt ikmalinin ardından nereye gideceği sır gibi saklanırken, Şeyh'in Yunan adalarında beklediği, buradan yatına binerek mavi tura devam edeceği öğrenildi. 55 personelin görev yaptığı mega yata yakıt ikmali için İzmir'deki Ali Ağa rafinerisinden bir gemiyle 11 tır dolusu yakıt getirildi. 620 bin litre yakıt sevkiyatı yapılan mega yata, 80 eurodan satılan mazot için 1 milyon 500 bin lira ödendiği öğrenildi. Topaz'ın yakıt ikmalinin ardından ilçeden ayrılması bekleniyor. İhtişamlı görünümüyle dikkat çeken ve yaklaşık 400 milyon euro değerinde olduğu belirtilen yatta 6 süper lüks kabinin yanı sıra helikopter pisti, yüzme havuzlarıyla fitness, sinema ve konferans salonları bulunuyor.
2012 yılında Alman tersanesinde inşa edilen 8 katlı yat, dünyanın 5. büyük özel yatı olarak gösteriliyor. Sevgili izleyenler, kısa bir aranın ardından spor haberimizle karşınızda olacağız. Dünyada 9, Türkiye'de sadece 2 adetten biri Tosun Grup Petrol'de bulunan Crist fırçasız oto yıkama ve bakım ünitesi aracınızı zarar görmeden temizler, cilalar, kurutur ve mükemmel ötesi boya koruma sağlar. Üstelik bu özel hizmeti test etmeniz için fırçasız oto yıkama 3, full paket sadece 10 lira. Tosun Grup Petrol, çevre yolu üzeri Çamköy Haliyanı Fethiye'de. Telefon 646-7878. Her şeyin başı sağlık diyenler, Hanedan Spa ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ni tercih edecekler. Hanedan, uzman kadrosu ve kaliteli hizmet anlayışı ile Fethiye'de hizmetinizde. Fitness salonumuzda profesyonel eğitimcilerimiz eşliğinde fit bir görünüme kavuşabilir, spa merkezimizde hamam, sauna ve masaj hizmetlerimiz ile kendinizi yenileyebilirsiniz. Hanedan, hayal ettiklerinizin de ötesinde hızla akan zamanı durduran bir dünya. Rezervasyon için 614-2703. Hayatta bazı anlar vardır ki zamanı geri sarıp yakalamak istersiniz. Gözden kaçırdığınız durumlar için bir umut var. Pronet Sistemleri yetkili servisi Umut Güvenlik ile anı yakalayın. Umut Güvenlik, alarm ve güvenlik sistemlerinin uzmanı. Kampanyalarımız ve sorularınız için bize ulaşın. Baha Şıkman Caddesi, numara 103 Fethiye. Telefon 612-0035-553-295-8501. Kampanya dediğin böyle olur dedirten fırsatlar HESOT aksesuarda. 50 liradan başlayan fiyatlarla oto kılıfları, 25 liradan başlayan fiyatlarla oto paspasları, araca özel bagaj havuzları, aracınız güneşte kavrulmasın diye çok özel fiyatlarla dış brandalar. Ticari araçlar için 100 liradan başlayan fiyatlarla koltuk kılıfları ve birçok üründe %50 indirim fırsatı HESOT aksesuarda. HESOT aksesuar, adres Sanayi Sitesi 253. Sokak, numara 58 Fethiye'de. İnşaat ve sera malzemeleri sektöründe öncü ve kaliteli markalara bayilik yapan Özdeniz Ticaret, uzman kadrosu ve zengin araç filosu ile siz değerli müşterilerine hizmet vermektedir. İşte Fethiye Bölge Bayilikleri, Yutong Gaz Beton, Kılıçoğlu Kiremit, Onduline İzolasyon, Sika Yapı Kimyasalları, Doğanay Klinker Tuğla, İDÇ Demir ve İzole Kiremit. Sağlam yapılar kaliteli malzeme ile başlar. Özdeniz Ticaret. Adres çevre yolu üzeri Karaçul Hat Fethiye. Spor'un yıldız oyuncularından Emre Okur bu yıl iyi şeylerin olacağını söyledi. Geçen iki yıl kötü sezon geçirdiklerini söyleyen Emre Okur, bu yıl iyi şeyler düşünüldüğünü, Fethiye Spor halkına iyi bir Fethiye Spor izleteceklerini söyledi. Fethiye Spor'un yıldız oyuncularından Emre Okur bu yıl iyi şeylerin olacağını söyledi. Geçen iki yıl kötü sezon geçirdiklerini belirten Emre Okur, Fethiye Spor halkına iyi bir Fethiye Spor izleteceklerini ifade etti. Hayırlısıyla bakalım, hem anlaştık. İki taraf için hayırlı uğurlu olsun, hem Fethiye Spor hem benim adıma. İnşallah iki taraf için de iyi bir sezon geçirir. Kendi adıma ve takım adına. Önemli olan takım adına özellikle bu sene artık iyi bir sezon geçer. Üçüncü arka arkaya bir kötü sezon kaldıramayız herhalde. Hep beraber kaldıramayız. Ben umuyorum iyi şeyler olacaktır bu sene. Artık yenilenmeye de sanırım biraz takım gidiyor. Yeni oyuncular, yeni arkadaşlarımız katıldı. Daha da gelecekler vardır herhalde. Hep beraber Fethiye halkına en güzel Fethiye Spor'u izletmek için elimizden geleni yapacağız yani. İyi bir sezon, sakatsız kaza bela vermeden iyi bir sezon umarım geçer yani. Nasıl değerlendiriyorsun kuraları?
Kurallar sanırım Hatay çıkmış herhalde. Yok, Selçuklu sanırım. Selçuklu. Evet, Koyana doğru. Selçuklu. Evet, Selçuklu. Nazilli herhalde 3. hafta, 2. hafta Bandırma. Zor bir fikstür gibi gözüküyor. Yani zoru kolaya çevirmek bizim elimizde. Yani zor yapmak gene bizim elimizde. Biz gerekli şeyleri sağa yansıttıktan sonra zaten hemen hemen takımlar ikinci düzeninde hepsi hemen hemen aynı oluyor. Bizde bitiyor yani iş. Kanal T Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunduk. Hoşça kalın. Önce sağlık diyenler Esilay Sağlıklı Yaşam Merkezi'ni tercih ediyor. Sauna, hamam, fitness ve masaj hizmetlerinin yanı sıra astım, bronşit gibi birçok rahatsızlığa fayda sağlayan tuz odası ile Esilay Sağlıklı Yaşam Merkezi çalışta hizmetinizde. Detaylı bilgi ve rezervasyonlarınız için 622-12-0 ya da 533-139-4654. Rakipsiz fiyatları ve A'dan Z'ye tüm ürünleriyle güvenilir bir inşaat temelinden önce kiremitli yapıyla başlar. Kiremitli Yapı, Bayram Kiremitli. Detaylı bilgi için 646-9191. Burada kapılar ardına kadar açık. İçeride ise çok cazip fiyatlar ve gözden mobilyanın sanat eserleri sizleri bekliyor. Mutfak dolabı, yatak odası, banyo dolabı, laminat parke, ahşap kompozit kapı ve tüm ahşap işlerinde profesyonel ekibimiz ile hizmetinizdeyiz. Ado Kapı Yetkili Bayi Gözden Mobilya, Sanayi Sitesi, Doğu Blok, 264. Sokak, numara 15 Fethiye'de. Ürün danışma hattı 612-7248. Tasarım ve değişimde dekorasyonun başkenti Başkent Deko ile bulunduğunuz alana hak ettiği güzelliği sunun. Şimdi Başkent Deko'da hazır stoklarla laminat parkeler 18.50 ve duvar kağıtları 8.99'dan başlayan fiyatlarla. Kusursuz güzelliğe sahip ortamlarda yaşamak herkesin hakkı. Detaylı bilgi için 612-9666 ya da www.başkentdeko.com. Başkent Deko bir Göktürk GMF grup kuruluşudur.